Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yaptığımın aksine genel bir piyasa analizi yapmak istiyorum. Genellikle bildiğiniz gibi kanalımda ücretsiz kripto para eğitimleri ya da borsa eğitimleri, yatırım eğitimleri vermeye adadım. Kanalımı bu yönde adadım. Ancak aralarda en azından beni sıkı sıkıya takip eden takipçilerim açısından da kısa vadeli olmasa da orta vadeli ya da uzun vadeli kripto para piyasasıyla ya da borsalarla ilgili düşüncelerimin paylaşmamın gayet de verimli olacağına inandım. Bu sebeple de öncelikle tekrardan hatırlatarak başlayayım. Bu bir podcast yayınıdır. Yani ekranda herhangi bir şey yansıtmayacağım. Diğer teknik analiz kanallarının aksine ekranda herhangi bir grafik de yansıtmayacağım. Dilerseniz piyasalara bakmaya devam edebilirsiniz. Burada sadece ben kendi düşüncelerimi, olabilecek ihtimalleri, genel yatırım stratejilerim üzerine konuşacağım. Şimdi öncelikle daha önceki bir videom vardı. Mayıs aylarında kripto piyasalarına dikkat diye. Hatta Mayıs aylarında piyasalara dikkat diye. O videoda belirtmiştim ki Mayıs ayları genellikle piyasalarda düşüş ayı olarak bilinir. O videoyu bu videodan sonra isterseniz Mayıs aylarının özelini daha detaylıca açıklıyorum. Ancak burada bugünün özelinde Mayıs'a çok değinmeyeceğim. Bu videoyu çektiğim gün sabahında piyasalar bir %10-%15'lik düşüş oldu. Bitcoin 57-58 bin bandına kadar indi. 60 bin desteği kırıldı ve Bitcoin düşmeye altcoin'lerle beraber düşmeye devam ediyor. Bu videoyu Haziran ayında da izleyebilirsiniz. Temmuz ayında da izleyebilirsiniz. İlerleyen aylarda da izleyebilirsiniz. Ancak yatırım stratejilerim benim en azından 3-4 aylık olaraktan aynı olacaktır. Ben kendi yatırımlarımı böyle yapacağım. Siz kendi yatırımlarınızı nasıl yapmakta özgürsünüz. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bir başlayalım. Mayıs ayları dediğim gibi bir düşüş ayı. Yani Mayıs'ta piyasalar genellikle düşüyor. Ben her sene şunu çok duydum. Piyasaya ilk girdiğim sene özellikle, kripto para piyasasına ilk girdiğim sene özellikle bu Mayıs böyle olmayacak. Tamam, tüm Mayıs aylarında piyasalar düşer ancak bu Mayıs şöyle şöyle gelişmeler var. Bu Mayıs şöyle şöyle gelişmeler var. Bu Mayıs düşmeyecek. Kripto para piyasaları ama her seferinde de düştü. Her Mayıs'ta da düştü. Ve sonrasında da devamında da bu yaz çok farklı olacak. Bu yaz çok farklı olacak diye söylediler. Ancak her yaz hacimsiz bir piyasa oldu. Benim kendi fikrimce Mayıs aylarında piyasalar düşer. Ki biz bugün bir düşüş gördük. Aslında bu düşüş bana kalırsa önümüzdeki diğer düşüşlerin bir habercisiydi diyebiliriz. Yani buradan satıp satmamak size kalmış bir olay. Herhangi bir şekilde ben böyle tavsiye veremem. Ancak ben olabilecek ihtimallerden bahsediyorum. Benim yüzümden para kaybetmenizi ya da benim yüzümden kararlarınızın kötü yönde etkilenmesini istemem. Ama şöyle bir durum var ki Mayıslar düşüş ayı olarak bilinir. Ben kendimce Mayıs aylarına girerken riskimi minimize etmeye çalışırım. Çünkü nakit bulundururum ki düşüş durumlarında herhangi bir şekilde oradan alttan malları toplayabilirim. Gerçekten de eğer elinizde nakit varsa ve piyasa düşüyorsa, malda bile olsanız, yani elinizde coinler bile olsa mutlu oluyorsunuz. Çünkü tamam, hani o coinleriniz düşüyor, portföyünüz azalıyor ama elinizde nakit olduğu için piyasaya soktukça, aldıkça alıyorsunuz. Düşükten coin maliyetleniyorsunuz. Düşüşler aslında yatırımcılar açısından çok da güzel avantajlar sunuyor. Neyse, Mayıs aylarına ben geldiğimde piyasalarda düşüş olacağını her zaman göstermedim ki bugün bana kalırsa Mayıs düşüşünün önemli emarelerinden biri oldu. Eğer Bitcoin tekrardan yakın zamanda 60 binin üzerine çıkmazsa, belki bu yayını paylaştığımda çıkıyor olabilir, bunu bilemem ama 60 binin üzerinde bir kalıcılık sağlamazsa Bitcoin'de daha büyük düşüşlerin gelmesini beklerim. Ancak Bitcoin'deki daha büyük düşüşler derken Bitcoin'in en büyük destek aralığı bana kalırsa 40.000 ile 42.500 arasında. Tabi 40.000 bu bir bölge. Yani biz destek direnç söylerken spesifik olarak bir destek ya da spesifik olarak bir direnç noktası belirleyemeyiz. Ama ne var ki ben baktığımda tahminen 40.000-42.500. 42.500 dememin sebebi 42.500 vaktinde Bitcoin için önemli bir direnç noktasıydı. Bir zirve görevi görmüştü. 2-3 aylığın kadar, 2-3 ay bir süre kadar. O sıra içerisinde de tekrardan bir destek görevi gelebilir. 40.000-39.000 seviyelerin dememinde Bitcoin için
o seviyeler uzun dönem boyunca da bir destek seviyesi gördü. Bir destek olarak çalıştı. Şimdi aynı zamanda da ben bunlara baktığım zaman tekrardan Bitcoin'in bu seviyelere kadar gelmesini bekleyebilirim. Olası bir düşüş durumunda, bir düşüş senaryosunda. Yani ben Bitcoin'de yeni bir alım yapacaksam ki Mayıs aylarında ben nakit para bulundururum. Nakit paramla yeni alım yapacaksam bu alımları daha çok 40.000 bölgesinden. Tabi bu 42.500 olması, ben o kadar dip beklemem. Ancak 43.000, 44.000 bu seviyelerden alım yapmayı beklerim. Ben en azından bu seviyelerde alım yapacağım. Bunun haricinde oralara kadar düşüş gelirse oralara kadar düşmesini bekleriz. Mayıs ayı bittikten sonra ise kripto dolar üzerinde hacimsiz piyasa dönemi başlar. Yani biz yaz aylarında, Haziran'dan sonra özellikle Temmuz-Ağustos aylarında piyasalarda genellikle hacimsiz dönemler başlar. Hacimsiz dönemlerde ise şöyle büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Maalesef ama maalesef piyasa rally yapamıyor. Yani illaki çıkan coin'ler oluyor. Ne diyeyim, coin nadiren bir iki coin 2x falan yaptığı oluyor. Ama bildiğiniz gibi kripto para piyasalarında genelde tüm coin'ler aynı anda çıkar, tüm coin'ler aynı anda düşer. Böyle dönemler olur. Bitcoin ise genellikle ayda 1-2 dönem arasında böyle %10-%20'lik hareketler yapar maksimum. Böyle bir dönem olur. Altcoin'ler de keza öyle, çok ciddi bir hani alsat yapanlar için bile çok sıkıcı bir dönem başlar. Yani ben kendi yatırım stratejimi şöyle belirliyorum ki Mayıs ayındaki düşüşte alamasam bile Mayıs ayının devamında gelen aylarda piyasada çok bir hareketlilik beklemediğim için olası düşüş dönemlerinde ya da bir yataylık dönemlerinde, yatay olduğu dönemlerde ben piyasadan malları toplamaya devam edebileceğimi düşünüyorum. Ancak hepimiz bildiğimiz gibi biz bir boğanın içindeydik. Ne var ki bu boğa mini boğa da olabilir, mega boğa da olabilir. Mega boğanın başlangıcı da olabilir. Daha doğrusu böyle söyleyeyim. Mini boğaysa biz zaten buradan tekrar geri düşeriz ve yeni dipler buluruz. Ama ben bunun mini boğa olduğunu düşünmüyorum. Mega boğa öncesinde bir soluk olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de zaten bizim önceliğimiz zaten önce bir Bitcoin rally yapar. Geçen boğada da böyle oldu. Sonra altlar rally yapmaya başlar. Bitcoin'in daha rally yaptığını görmedik. Yani yeni zirveler öyle 100.000, 120.000 seviyelerine ulaştığını görmedik. Bu sebeple de bir altcoin rallisi daha başlamadı. Aslında bazıları Ocak-Şubat aylarında altcoin almaya başladı. Ancak öncesinde zaten elinizde Bitcoin varsa Bitcoin daha çok kazandırdı. En azından altcoin'leri almamız için, altcoin'leri almam için benim bu piyasanın ortaya bir atmosfer çıkaracağını inanıyorum. Yaz aylarındaki hacimsiz piyasada da bunları altcoin toplamak için ben yeterince kullanacağım. Böyle bir strateji belirliyorum. Yani ben elimde nakitlerim var. Elimde tabii uzun vadeli coin yatırımlarım var. Ancak sattıklarım var. Tabii kar yaptıklarım var. Sattıklarım var. Ben hiçbir zaman piyasadan tamamen %100 hani mega boğanın artık böyle 10x falan yapmadan artık tamamen çıkma taraftarı değilim. Çünkü tamamen çıkarsam piyasadan üzüleceğimi biliyorum. Devam edebilir piyasa. Yakalayamama korkusuna FOMO'ya kapılabilirim. Bu yüzden tamamen çıkma ya da tamamen girme taraftarı da değilim. Düşebilir. Ha, tamamen ben nereden girdim? 15.000 seviyelerinden girdim. Neden girdim 15.000 seviyelerinden ya da 20.000 seviyelerinden de girdim? Çünkü buradan düşse de ne kadar düşebilir ki? Moduna girdim ve bu düşünceyle girdim. Ancak şimdi elimde nakitim var haliyle. Uzun vadeli yatırımlarım var. Piyasanın buradan çıkacağını bilirsem zaten rahatım. Elimde mallarım var. Düşeceğini bilirsem de benim tahminlerim düşeceği yönünde olduğu için de haliyle ben elimde nakit tutuyorum. Aşağıdan toplarım. Hatta daha da ucuzlardan altcoin toplamaya başlayabilirim diye de düşünüyorum. Ben kendi yatırım stratejimi her iki yere de odaklayarak yaptım. Ben her ne kadar, bu da yine kripto para eğitimlerimizden biri değil. Ancak o amaçla bir ders, bir tecrübemi anlatmak isterim. Ben kendi yatırım stratejimi tamamıyla kripto paraların Mayıs ayında düşmesi, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise hacimsiz geçmesi üzerine kurdum. Diğer taraftan da yatırım stratejimi yanlış olması, yani yanlış olma ihtimaline karşılık da bir önlem paketi aldım.
önlem planı devreye soktum. Bu da nedir? Az da olsa ben düşeceğine inanıyorum ama az da olsa malda olayım. Böylelikle de yükselirse de para kazanmaya devam ederim. Yatırımda yaparken zaten herkesin bir planı olmak zorunda. Herkesin bir yatırım stratejisi vardır. Ancak yatırım stratejisi yaparken bunun yanlış çıkma ihtimalini de düşünmemiz gerekiyor maalesef. Çünkü hatalı olabiliriz. Hepimiz hatalı olabiliriz. Bu sebeple de all in ya da all out, yani tamamen girmek ya da tamamen çıkalım piyasadan demenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Piyasada biraz bulunmanın, hani risk eşiğinize göre, ne bileyim %30, %40 malda, %60 nakitte ya da bu oranlar değişir. Zamanla böyle yapmamın bana çok faydasını da gördüm. Bu şekilde düşünüyorum, düşüncelerim bu yönde. Sizler de videonun altına kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu kanalda, bu kanalın özelinde ben kripto para eğitimleri, ücretsiz kripto para eğitimlerini paylaşıyorum. Bu eğitimler aslında eğitim adı altında topladığım bunları ama bunların tamamıyla kripto paralar ile ilgili bilgiler, temel analizler, piyasada ne anlama geliyor veyahut da benim kendi tecrübelerimden oluşan derlemeler diyebilirim bunlara. Videoyu beğendiyseniz, kanalıma destek olmak isterseniz, özellikle kanalıma destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu algoritma açısından çok önemli bir şey. Ayrıca kanalıma abone olursanız da kripto dünyasıyla ilgiliyseniz ya da genel olarak yatırım dünyasıyla ilgiliyseniz çok güzel içerikler bulacaksınızdır. Her gün akşam saat 8'de yeni içerikler paylaşıyorum. Ayrıca de yorum yaparsanız, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız orada farklı bir sinerji oluşturaraktan bir fikir alışverişinde bulunuruz. Topluluk olarak bir fikir alışverişinde bulunuruz. Böylelikle de birbirimizin atladığı ya da unuttuğu şeyler varsa da bunları daha rahat bu konularda birbirimize yardımcı olabiliriz. Zaten amacım da benim burada bir kripto para topluluğu oluşturmak tamamen ama anlık böyle alsatlar değil de orta vadeli, uzun vadeli yatırımlar yapan insanların bir araya geldiği bir topluluk oluşturmak. Akıllı yatırımcı topluluğu oluşturmak. Kötü zamanlarda birbirimizin psikolojisine destek olabileceğimiz güzel bir topluluk oluşturmak. Tekrardan bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.